Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü İzmir yarış yorumlarıyla birlikteyiz. İzmir yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Normalde Perşembe günleri Ankara yorumlarını YouTube'da paylaşıyorduk ama yarın pis durumunun ne olacağını kestiremiyoruz. Yani geçen işte yarışlar başladıktan sonra yarışlar kuma alındı. Ee, çok fazla yarın yağmur görünmüyor ama yine de e, emin olamıyoruz en azından Ankara'da olmadığımız için yani böyle bir risk almamak adına çünkü YouTube'da güncelleme yapmak çok fazla mümkün değil sizleri de yanıtmamak adına Ankara yorumları sadece sitemizde olacak. Bu hafta ücretsiz olarak İzmir yorumlarıyla ve tabii ki de cumartesi günü çok önemli günde Gazi programında birlikte olacağız. Umarım güzel başarılar elde ettiğimiz bir perşembe günü olur. Dileyenler biz Twitter'da GIF analiz yazarak takip edebilir. 5000 takipçi çok az kaldı. E, bir ihtimalle 5000 takipçi yarın olacağımızı inanıyorum. E, öyle inancım var bununla da beraber Ankara ile ilgili bir dikkat listesi Twitter sayfasından paylaşırım Şunla da ilgili bilgilendirme verip İzmir yorumlarına başlayacağım Ben Perşembe ve. Pazar normalde ama işte pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğundan ötürü e, Perşembe ve Cumartesi günleri ücretsiz YouTube yayını yapıyorum. Diğer programların tamamı sitemizde oluyor. Onlar Twitter'da ara ara dikkat listeleri paylaşıyorum. E, takibe alabilirsiniz. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Daha da fazla lafı uzatmadan başlıyorum İzmir yorumlarına. Birinci koşuya baktığımızda mesafe çok kısa ve dikkat çekenisin isim bir numalı eser. Çok daha önceden konuşmuştum bu atla ilgili ve e, ilerleyen zamanlarda kayıtların olduğunu ve büyük ihtimalle ağır ile koşacağımızı söylemişlerdi. E, bu programa nasipmiş. Baktığımızda grup çok uygun. Mesafe çok kısa. Önde kendisini zorlayabilecek bir at yok. Bence bir numaralı eser başlar liderli alır biter de liderliğini korur. 7'li plasa için eseri tek olarak bırakabiliriz. Altılı Garnikan'a geldiğimizde zor bir koşuyla başlıyor ve kilo farklarının yanı sıra yamaklara ait bir yarış olmaz da işi daha da zorlaştırıyor. Buraya olabildiğince fazla at yazmakta fayda var. Eğer bütçeniz ufaksa bu koşuya çok fazla bulaşmadan bence 5 ligane yönelmek çok daha mantıklı. Ben burada 7 Dimas Kaya ile başlamak istiyorum. E, bu atın sıkıntıları var ama ona rağmen bence çok iyi başarılar elde ediyor. Hatta bu atı bir ara e, Doyle'lerine bile götürmeyi düşünüyorlardı. Son bir çimler denediler ve istediklerini alınca şu an çim pistte performans olarak devam ediyorlar. Kaan Can Gökçe bir kere atı çok iyi tanıyor. Defalarca bindiği bir at ve bugün önde tempo yapacak atlar çok fazla. Saymaya kalkarsak işte Kenanlı sonrasında önlere yakın gidiyor. Editör öne yakın giden bir at. Milas Berk öne yakın gidiyor. Sümeran direkt liderliği almak isteyecek. Kral Çeko Ertürker. Çok fazla önde gidebilecek at var. Hayat da gidebilir önlerde. Böyle bir durumda tempoların yükselme ihtimali fazla. Bu da Yedima e Dimaskaya ya çok yarar. Uygun kilosuyla, grubun da çok uygun oluşuyla beraber ben sonlarda yapacağı 7 Yedema Dimaskaya'nın kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Mutlaka öncelikle şans verelim. Daha sonra grubun kalite atı 4 numaralı Sümeran. Yani beşincinde aprans çok fazla idare edemedi. Son yarışını zaten ölçü almak çok fazla doğru olmaz. bugün eğer Görkem Özçelik doğru yerde yarışı takip edip önde çok sert tempolara girmemeyi başarabilirse güzel bir netice alabileceğini düşünüyorum. Daha sonra bir numara Kenanlı kilosu ağır ama grup çok uygun. Bu kiloyu kaldırıp rakiplerini geçtiğini görebiliriz. 7-4-1 eğer ufak bir oyun yapacağım diyorsanız 3 hatta geçmeyi deneyebilirsiniz. Daha geniş bütçeli oyuncaklar 2 numaralı editör, 3 numaralı Milasberg ve son yarışı fena olmayan 9 numaralı Yiğit oğlum diyeceğim. 7 4 1. Önce 2 3 9. Daha sonra yeriniz varsa 6 numaralı Er Türkiye'de bir çarpı atın. Çalışmalarını çok beğendim. Yani bugün ben öndeki tempo etkileneceğini düşünerekten şans vermedim ama eğer yerim var, buraya birkaç tane de hatta yazabilirim diyorsanız Er Türkiye'de bunlardan biri olabilir. İkinci aya geldiğimizde günün zorlu koşularından biri. Yani olabildiğince fazla at yazmak yarar var ama burada bence Keep on Dreaming rakiplerinin kesinlikle önünde olan bir at. Hem daha az yıpranmış bir at hem daha az dolaştı hem de son yarısında devamlı olarak hem, bu tür rakiplerini geçme başarısı gösteriyor. Önünde gidebilecek atların olduğu koşuda doğru yerde yarış takip edip büyük ihtimal 3-4. gidip belki 5-6 yani ortada takip edip bence sonlarda yapacağı ataklarla beraber kazanmaya yakın bir at olduğunu düşünüyorum. Eğer yarışı kolaya çevirmek istiyorsanız keep on dreaming ile bunu başarabilirsiniz. Rakipler 4 numaralı Santorini Göl. Ee, bir tane yaşında bu bandajı açılmıştı ayağındaki. Buydu. Ona rağmen çok güzel bir netice elde etti. Güzel bir performans sergiledi. Ondan sonra inişe çıkıştı. Yarışlar yapsa da genel olarak iyi bir koşu sergiledi. Söyleyebilirim. Bugün Dilba ile geliyor. Start gezine kapalı gözlüyoruz. Start gelsin kulaklığı çıkarmışlar. Ee, yeni takısıyla bakalım nasıl bir performans sergilecek ama iyi azıklarla bence 4 numara Santorini gör etkili bir performans sergileyebilir. 7 numara Anita Bilek zaman zaman ciddi çıkışları var. 11 numara May Bilis'e dikkat edin. Bu atın son çalışmanı çok beğendim. Ee, kilosu çok uygun. Bu at normalde önekin giden bir isim ama bugün böyle Önde kimler gidebilir? Jack Vieter gidebilir ama onda kilosu çok ağır. Onlarca da kim gidebilir diye baktığımızda lider deneyebilir. Ee, çok dirençli çıkabilecek atlar yok. O yüzden de dişlik yarışı 11 numara e Maybilis'ten izleyebiliriz. Gelirse yani en az 30-40 lira gayanı çıkar. Dikkat edin sürprizciler 11 numara e Maybilis'e dikkat diyorum. 1 numara Jack Vieter kiloyu kaldırırsa iyi koşar. 3 numaralı Onur. 6 numaralı Winner Denzel sonuçta starttan çıkmadı ama starttan bugün çıkardım derse çıkarsa iyi bir performans sergiler. 8 numaralı lider ve 9 numaralı Bambelö'yü de yazarak burayı kalabalık bir şekilde geçebiliriz ve yani mümkünse çok fazla at tarafta taraftarıyım. 2 4 7 11 1 3 6 8 9 sıralamam. 3. aya geldiğimizde ben burada puanlamada çok geri planda kalacağını düşündüğüm Takibimde olan bir atla başlayacağım ve eğer gelirse bize çok iyi bir netice, e, güzel dönüşler aldıracağını düşünüyorum. O isim 800 umut Dembe. Dembe son yarışlarında çim gördü bu at. Yani normalde bu at kompiste iyi başarılar elde ederken, e, güzel yarışlar yaparken bir tane gaz deneme sonrası kendini bulamadı bir daha. Bana göre gerek var mıydı gaz deneme? Yoktu ama ilgililerin kararı e, o yarışta koşmak bile... Onur gurur derler ya bence onu tatmak uğruna Dembe'yi koşturduklarını düşünüyorum. Ondan sonra ciddi bir ara verdi. Ara sonrası 3 tane yarış gördü ve özellikle son 2 yarışında ciddi bir kıpırdanma içerisinde. Bugün tekrardan başarılı olduğu Kompiste geliyor. Önde çok sert tempo olan olacağı yarışta böyle çok fazla bu öndeki tempoya dahil olmadan arkalarında güzel bir bekleme yarışı yaparsa yarışın çok ciddi bir sürprizi 8 numara Dembe'den gelebilir. Umarım da bu beklediğim yarış gerçekleşir. Rakipler 4 numara Angeletta. Son yarışta ne kadar çimde olsa da bu atın kum performansı çok iyidir. Öndeki tempodan etkilenmezse başarılı olabilir. 1 numara My Little Night. Bu at bekleme yarışı yapıyor. Büyük ihtimalle önde gidebilecek. Mayra Yılsan, Angeletta, Luxstar, Obrada gibi süratli atın hemen arkasında konumlanacak. Ee, bu atlar çok sert tempolara girerse bir yerden sonra tempolu büyük ihtimalle düşer. Burada da devreye bir numaralı My Little Night girebilir. 2 numaralı Süper Baba son üçüncü fena değil. 5 numaralı Güçlü Kız so ara sonrası yaptığı yarışı beğenmedim ama o kadar çok önde gidebilecek at var ki. Gidişat tamamen Güçlü Kız'a yarıyor. Sonlarda sert ataklarla gelebilir. Bir de burada ne olur ne olmaz diye 7 numaralı Obrada'yı yazabiliriz. 8 numaraya dikkat edin. Dört bir iki beş yedi rakipler. Dördüncü aya geldiğimizde yani şöyle düşünelim. Buraya at yazmaya kalkarsak kaç tane yazın? Mesela dün ben Bangır Bangır Bank önerdim. Sitemizde. Ee, ve Bangır Bangır'ı önerirken şunu söylüyordum. Ufak bütçeli bir oynayan biri ki ben oraya 9 tane at çıkarmıştım. ya yani Bangır Bangır'ı tek atmasaydım 9 tane at yazacaktım. Ee, ufak bütçeli bir oynayan birinin oraya 9 tane at yazma lüksü yok. Yani ne oraya yazarsa diğer ayakları tek geçmesi gerekiyor. O yüzden de buraya da at yazmaya kalkarsak bir tane at yazmamız gerekir. Ufak bütçe bir şey oynayan birinin buraya 6 tane at yazma lüksü var mı? Bence yok. O yüzden de ben burada tek önereceğim. Eğer tekimiz bizi yanıltmazsa bugün İzmir'de güzel bir netice alabileceğimize inanıyorum. O isim ikime Dancing Eder. Ee, Dancing Eder'a baktığımızda meydandan çıktıktan sonra ilgileri ısrarla uzun mesafe denilir ki e, bana kalırsa özellikle babasına bakacak olursak Titan. Titan de güzelce ekosuna ait bir ve genel olarak 1400 civarlarında başarı elde eden taş çatlasın 1600 koşan bir at. Yani çok uzun mesafeli başarıları yoktu. Ee, bence ilgili de bunu anladı ve iki tane kısa mesafe yarışa kayıt ettirmişler Dancing e. Bir tanesinden sildirmişler kaydını ve burayı tercihlemişler. Ee, yarışa baktığımızda Hikmetan, Ranforpik, Ravello, Citrin, Dark Runner belki son noktada bunlara katılabilir. Çok sert tempo girebilecek atlar var. Fear e biraz mesafe kısa. Biraz korkuyorum Fear Nothing'den ama mesafe kısa diye onu da e, kafamda biraz geri falan attım. Ve geri iki ama Dancing Hedder kalıyor. Bu at da normalde önde gidiyor son yarışında ama bence bugün böyle bir çılgınlığa kalkışacağını düşünmüyorum. Kadir Tokaçoğlu da beraber büyük ihtimal önde konumlanacak. 3-4 atın arkasında hemen bekleyecek. Bu atların sert tempo'lara girdikleri yerde büyük ihtimalle viraja doğru da yavaş yavaş artık tempo düşmeye başlayacak ve viraj dönüne dönülmez Dancing Kedder'ın ataklarını izleyeceğiz. Eğer buralarda öndeki rakipleriyle çok ciddi mücadeleye girmeden liderliği alabilirse bence oradan sonra bu liderliği bırakmaz. İki numara Dancing Kedder bu yarışı kazanır. Benim bugün İzmir'de Bankom iki numaralı Dancing Eder. 5. aya geldiğimizde ben burada puanlamada biraz geri planda kaldığını düşündüm ki yani bazı atlardan çok kolay vazgeçiyoruz. Bahsettiğim isim 3 numaralı Goldrax. E, ee, Gold babası Azarax'tan da annesi Starlift'ten de çok güzel bir orijini var ve ilk yarışında bu at şöyle bir açalım. 4 lira Ganyan'a koşmasına rağmen çok konuşulan, iyi koşması beklenen bizimdeki koştuğu grup da iyi bir grup. Yani Warplay, e, Steel Empire, Tycoon, gibi atlar kötü atlar değil. Böylesine bir grupta bu Ganyan'ın ilk yarısını alması büyük bir başarıydı. Hafif start sorunu yaşadı, hafif sorunlar yaşadı ve bunlardan etkilenerek beklentinin altına bir performans sergiledi. Ama kesinlikle bu yarışın ölçü almayın. Bence bugün çok daha hazır gireceği yarışta, yarışta görmesinin avantajıyla beraber 3 numara Gold Rocks'dan çok etkili bir performans bekliyorum. Bu atı özellikle dikkat edelim. Rakipler 5 numaralı Oğlu Mutkun son yarışta bence iyi bir performans sergiledi. 2 numaralı Doktor Rock. İstanbul'dan geliyor. Nasıl performans sergileyecek? Ben de çok merak ediyorum. Bir numaralı Ceyhan Star. Orjinal olarak bakacak olsak özellikle annesi Western Lady'den biraz daha kuma yatkın görünüyor ama e, ilk defa açmaya çıkacak. Kafalı Kutu bir şans hak ediyor. Bir de burada Kurt Alekyos'un atı olan alt numaralı So Gifted var. E, çalışmanda bir şey görmedim. Ama Kurt Alekyos'un bir atı olmasıyla Mert Çançeli'nin çok formda olmasıyla bence son sıradan da olsa bir şans hak ediyor. 3 numaralı Gold Rocks'a dikkat edin. 5, 2, 1, 6 rakipler. Günün son konusuna geldiğimizde burada dikkat çeken isim 9 malı Sofyalı. Yani Sofyalı kimse oynamıyorken ben ilk yarısında ön planda önermiştim. Hatta hiç unutmam o gün çok güzel geri dönüşler almıştım. Yani nasıl geldi Çünkü sonlarda o kadar diri geldi ki inanılmaz bir performans sergiledi. Belli ki bir sıkıntı yaşadı ve o günden sonra bir ara verdi. Aran ardından yeni yeni kendi alıyor ve en son şartlı 5 yarışında sergilediği ve elde ikincilik çok çok değerliydi. Bugün baktığımızda grup çok uygun. Kilosu oldukça avantajlı. Önde gidebilecek atlan olduğu koşuda bence sonlarda 9'uma Sofyalı'yı çok fazla duyarız ve Bence bugün meydana Handicap 15 birinciliğiyle veda eder gibi görünüyor. Kuponu ufaltacaksınız. 9 numarayı tek olarak bırakabilirsiniz. Ben burada bir tane rakip önereceğim. 5 numaralı Baştaner. Baştaner'e baştan er bakacak olsak 1400'de Sofyalı'yı geçmeyi başarmıştı ve çok etkili ataklarla geldi. Son kursunu gelin bir beraber izleyelim. Oldu ve safkanlar O arada ben de bir su molası vereyim. Video bitti su molası veriyoruz ne güzel. Şimdi başlanırı bir bulalım. Sanırım şuradaki at ya da şu engeldeki attır. Çünkü forması sarıydı o atın. Engeldeki at, şuradaki. Başlanırı engeldeki sarı formalı at. Buralarda gruba çok fazla yakıdıramadı ve bana göre biraz da mesafeden de etkiendin düşünüyorum ki bu at mesafe uzadıkça daha iyi koşacağını inananlardanım. Ee, neyse oralarda işte şu an bariyer dibine çok kolay tempoda giren sanki böyle etkili performans sergilemeyecekmiş izlenim bırakan bir baş var. Buradan sonra bir izleyelim. Kolay tempolarda buraya kadar geldi. Yeni yeni bincis çalışmaya başladı. Bariyer dibine yasladı attı. Burada özellikle Döker Boss sanırım bu. Bilmiyorum şu an ismi e, ismini ama Döker Boss olmasa formada en azından öyle gördüm. Burada yaşadı hafif bir kapanma. Özellikle şu biraz e, geride. Burada e, tam ritme girdiğinde Ritmi düşürmek zorunda kaldı ve bana kalsa en az 100 metre kaybetti. Oradan sonra Bincis de böyle hevesini kaybetti. Bak farkındaysanız orada bir çalışmayı bıraktı. Ee, şuralarda sanki artık buradan son yarışı kazanamam deyip buralarda bırakacak gibi yarışı izlenim verdi. Baktı attı bir ışık var ve buralar tekrardan çalışmaya başladı. Ondan sonra geldi. Adam burada işte. E, Delavera burada. Onların dibinde çok kolay bir e, yarışı tamamladı. Bugün mesafenin uzaması çok lehine kilosu 51.5 gibi çok çok uygun eğer tempolar yükselirse bariyer dibini tutmayı başarabilirse Kaan Can Gökçe ki çünkü bat bariyer dibi istiyor bariz belli bence sonlarda baştan çok etkili ataklarını izleriz ve yarışın güzel tatlı bir sürprizine imza atabilir son ayakta 9 numara Sofyalı alternatif tekim 5 numaralı baştaner rakip İki hatta sonraya geçiyorum ve İzmir yorumlarını tamamlıyorum. Güzel bir analiz olduğunu düşünüyorum. Yani detaylı olarak tek tek ayrıntısına kadar açıklıyorum. Ee, sanırım bizim farkımız da bu. Yani şablon vermek zaten bana göre hiç değil. Ee, i̇şte... Ben burada 9 ama Sofya tutuyorum. Ben burada 5 ama baştan ileri yarış bekliyorum. Desem kimse bir şey anlamaz. En azından ben baştan veriyorum ama neden verdiğimi de göstererek veriyorum. Ee, bu bizim farkımız. İyi yerlere gelmemizdeki en büyük etken de bu olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım sonuçlar nasıl olacak. Her zaman dediğim gibi öncelik kent uzatlara vermeyi unutmayın. Dün güzel bir gün geçirdik İstanbul'da. Değerlendirmiş olanlar oldu. liste'de. ne mutlu bize. Umarım bugün önce Ankara'da daha sonra da İzmir'de aynı başarıları ellettiğimiz güzel sonuçları konuştuğumuz bir gün olur. Benden İzmir için bu kadar. Ankara ile ilgili çalışmalar yapıp onu da sitemizde paylaşacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.